Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Doğu Türkistan'ımızın 20. asırda kurulan iki tane aziz cumhuriyeti, 1933 Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti, 1944 Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin aziz kurucuları olan Sadık Damolla, Hoca Niyaz Hacim, Osman Batur gibi kahraman yolbaşçılarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bizler Türkistanlılar olarak bu rehberlerimizin yolunu sürdüreceğiz. Sevgili Türkistanlılar, sevgili hemşehrilerim, Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Estağfirullah İn yensukumullahu felâ gâlibe lekum ve in yasukum femenzellezi yensurukum min ba'di ve'adallâhi felyetevekkelil mu'minun. Sadakallâhu'l-azîm. Eğer Allah size yardım ederse size galip gelebilecek olan yoktur. Ama Allah eğer sizi bırakırsa o zaman size kim yardım edebilir? O halde müminler sadece Allah'a güvensinler, Allah'a tevekkül etsinler ve Allah'ın yolundan ayrılmasınlar. Ali İmran suresinin 160. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi Cenab-ı Allah'ın yardımı olmadan hiçbir mücadelede başarıya ulaşmak, zafer kazanmak mümkün değildir. Eğer Allah'ın yardımı olursa, karşınızda 1,5 milyarlık Hıtay'da olsa, Amerika'da da olsa, Rusya'da olsa, İsrail'de olsa, bakın Filistin'deki bir avuç mücahit kardeşimizin 36-37 günden beri o zalim İsrail'in zulmüne karşı nasıl destanlar yazdığını görüyoruz. Büyük bedeller pahasına, şehitler pahasına Allah'ın yardımı ile inşallah Rabbim doğrular yanında olacaktır ve onları zafere ulaştıracaktır. Bir Doğu Türkistan davasını da sadece ve sadece Allah'ın yardımı ile kazanacağımıza iman ediyoruz. Bu konuda ben bir hususun altını çizmek istiyorum. Allah-u Teala'nın razı olduğu mücadele zalim ile mazlumun net olarak ayrı olduğu, birbirine karışmadığı, hak ile batılın birbirinden net olarak ayrı olduğu mücadeledir. Eğer siz mücadelenize batılı karıştırırsanız Allah'ın yardımını beklemeyin. Eğer siz mücadelenizde haktan ayrılırsanız, sırat-ı müstakimden ayrılırsanız Allah'ın yardımı size yetişmeyecektir. Ve o zaman ne Amerika ne başka bir devlet size yardım veremeyecektir. O halde biz dosdoğru bir şekilde mazlum Türkistan halkının, atalarımızın yaptığı gibi sırat-ı müstakimden ayrılmadan imanımıza herhangi bir şekilde beşeri sapmaları bulaştırmadan dosdoğru yolumuza devam etmeliyiz. Burada karşımıza iki tehlike çıkıyor. Bunların birisi milliyet meselesi, milliyetçilik meselesi. Elbette biz atalarımızı, analarımızı sevdiğimiz gibi milletimizi severiz. Türk milletiyiz, Türkistan'ız. Vatanımızı, yurdumuzu elbette severiz. Fakat bu sevgimiz, bu atalarımıza, milletimize olan sevgimiz asla bizi ümmetin diğer parçalarından ayırmaz ve bunu bir nasyonalizm ideolojisinde olduğu gibi Müslümanları, ümmeti birbirinden uzaklaştıran, parçalayan bir Uygur, Özbek, Kazak, Dungan, Arap, Kürt, Peştun diye birbirine düşüren hatalardan uzak durmamız lazım.
Tarihte biz bunları çok yaptık. Bizim milletimiz, atalarımız, bütün Müslümanların ataları, hatta Hazreti Peygamber'den sonra bütün Müslümanlar bu hataları yaptılar ve Allah'ın yardımından mahrum kaldılar. Allah'ın gazabına uğradılar ve bu zalimlerin elinde oyuncak oldular. Birbirlerine düştükleri için. Biz Müslüman ümmetiyiz. Biz elbette Türk'üz, Müslüman'ız, Uygur'uz, Özbek'iz, Türk'üz. Fakat biz insanlık aleminin bir parçasıyız ve asla hiç kimseyi kavminden dolayı kınamayız, aşağı görmeyiz. Bir nasyonalizm, bir kavmiyetçilik davamız yoktur. İkinci bir husus, biz Müslümanlar elbette yardımı sadece Allah'tan bekliyoruz. Bugün Batı devletleri Doğu Türkistan'da yapılan zulmü tanıyorlar. Hatta soykırım olarak 10 tane Batı devleti tanıdı, kabul etti. Biz bundan memnun oluyoruz. Tabii ki Amerika'sı, Kanada'sı, Fransa'sı, Avustralya'sı Doğu Türkistan'daki zulmü ifşa etsinler. Evet, biz bundan memnun oluruz. Ama biz biliriz ki bu dünyanın emperyalist süper devletleri asla bizi sevdikleri için bunu yapmıyorlar. Bunlar sadece kendi rekabetlerine, kendi aralarındaki husumetlerde bir pazarlık malzemesi olarak kullanacakları malzemelerden birisi olarak görüyorlar. Bu sebeple biz asla bu bize destek verdi diye dünyanın zalimlerinin yaptığı zulümleri, başka coğrafyalarda yaptığı zulümleri hoş görmeyeceğiz. Amerika bugün Filistin'de kardeşlerimize yapılan bütün kötülüklerin sorumlusudur. Elbette biz Doğu Türkistanlılar olarak, Türkistanlılar olarak bizi destekliyor diye Amerika'nın zulmünü mazur görmüyoruz. Lanet ediyoruz. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Dünyanın neresinde insanlara haksızlık yapan, zulmeden, hangi şer kuvvet, hangi küfür kuvveti, hangi zalim varsa Allah'ın zalimi onların üzerine olsun. Allah mazlumların, Filistinlilerin, Türkistanlıların yardımcısı olsun. Elbette biz iman ediyoruz ki Kudüs'ün kaderiyle Kaşgar'ın kaderi birdir. Kudüs kurtulmadan Kaşgar kurtulmaz. Kaşgar kurtulmadan Kudüs kurtulmaz. Bu ümmetin kurtuluşu ne coğrafyanın bir yerinde ne başka bir yerinde olacaktır. Hep birlikte Allah'ın ipine sarıldığımız zaman Allah'ın yardımıyla zafer bizim olacaktır inşallah. Allah razı olsun.